Konuştuklarınızı duydum. Niye görmedi beni? Yıllar evvel de bir eşikteydik beraber. O gün karar verdiğimde bütün acılarıma rağmen verdim. Devletime sarıldım. Sıkı sıkı. Evladımın yokluğunu böyle dindirdim. Bugün de bana yaraşanı yapmak icap eder. Sırrın açığa çıkacağı vakit elbet bir gün gelecektir. Bugün ikimiz de emin olduğumuzda hiçbir güç duramayacaktır önünde. Kudretle tecrübe ayrı durmaz. Sana yaraşan da emanete sahip çıkmaktır. Tıpkı oğluma sahip çıktığın gibi. Gönlüne gam düşürmeyesin. Baban doğru olanı yaptı. Haklısın. Yine de bunca yıl sonra beni görmek istemesi yüreğimdeki yaraya şifa oldu. Babam doğru olanı yaptı. Devlet selamete ermeden kavuşmanın da imkanı yoktur. Gayrısı vazife vaktidir. Hakkını helal edesin. Dur. Seni tek başına bırakmayacağım. Kılıç kalemsiz olmaz. İlim sahasında da batinilere galebe çalacak bir ilim erbabı gerek. Bunun için Yusuf Hemedani'ye gideceğim. Batiniler tedbirleri arttırmıştır. Bu kez içlerine girmen zor olacak. Unutmayasın. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sana yolda pusu atanları tetkik için gönderdiğim askerler de dönmedi. Batınilere dair elimizde bazı malumatlar var. Bu malumatlardan yola çıkarak sızmayı nereden yapacağını bilmen gerek. Neresi? Şelemzar. Bunu Şelemzar'da, hele ki kızımın yanında görürsem hükmümü kendim icra ederim. Kaygını anlarım. Emir İlteber'in toprakları olduğu için ona görünmeden hareket etmen zor olacak. Lakin en münasip yol budur. Zira batınilerin en yoğun yaşadığı yer orasıdır. Böyle bir vazifenin yanında Emir İlteber'in bir ehemmiyeti yok benim için. Üzerinde sana dair bir emare bulunmayacak. Atını obaya bırak. Yeni bir at ile gideceksin. Oraya varınca alakalarını üstüne çekeceksin. Böylece onlar seni içlerine alacak. Nasıl olacak bu? Alexios'un katilinin yaşadığı obayı öğrendik. Yorgos, bir baskında hepsini kılıçtan geçiririz. Katilin obada olduğuna emin olmamız lazım. O yüzden önce obaya girip katili bulacağız. Sonra da gözlerine bakarak, kanını damla damla akıtarak öldüreceğim. Demirci, bu mu şüphelendiğin adam? Evet. Ama önce peşimizdeki aletler... Belki de bugüne kadarki en mühim vazifemize atılacağız yiğitler. Öyle bir vazifedir ki bu, kardeş kanının dökülmemesi, devletin sarsılmaması ve dahi yıkılmaması bizlere bağlıdır. Bu adamlar hiçbir düşmana benzemez. Zağlı kılıçlarımız kadar aklımız da keskin olmalıdır bu vazifede. Aslantaş ve ben içlerine sızacağız. Siz bize dışarıdan destek vereceksiniz. Balaban, sen tedbiren obada kalacaksın. Desene sırtımıza dağ gibi büyük bilmiştir. Hoş gelmişsin Korkut Atan. Hoş geldin Korkut Atan. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Yiğitler böyle ocak etrafında toplanıp kılıçları da çıkardıysa yaman bir cenge gidilecek demektir. Az konuştun Korkut Atam. Ama bu cenk büyük orduların girdiği meydan cenklerinden daha zorlu bir cenktir. Karşımızdaki düşmansa şeytan hileleriyle savaşır. Anlayacağın öyle bir kale vardır ki karşımızda. Ya biz onu alacağız ya da o hepimizi yok edecek. Hayber Kalesi de öyle metin bir kaleydi. Lakin onun fethedilmesini sağlayan iman kaleden kat be kat güçlüydü. Nasıl Korkut Atam? Hayber Kalesi Mekke, Medine ve Şam arasındaki yolları kesmekteydi. İslam ordusu kuşattı. 2000'in üzerinde şehit verdi. Lakin kale gene de düşmedi. Peygamber Efendimiz bunun üzere şöyle buyurdu. Yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah ve Resulünü sever. Allah bu fethi onun eliyle gerçekleştirecektir. Ve Hazreti Ali'yi çağırdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin eline İslam sancağını verdi. Zülfikar'ı da kendi eliyle beline bağladı. Ve şöyle buyurdu. Allah sana bu fethi nasip edinceye kadar çarpış. Ve sakın geri dönme. Hazreti Ali atı düldüle atlayıp Hayber'in önlerine gitti. Kaledeki kafirler onun böyle tek başına dolu dizgin geldiğini görünce pek şaşırdılar. Sen ne cesaretle böyle tek başına Hayber'in önüne gelirsin dediler. Ve Hazreti Ali şöyle buyurdu. Ben mertlerin şahı, kavga meydanlarının eri, Ebu Talib'in oğlu Ali'yim. Bu kaleyi sizden almaya geldim. Belimdeki Zülfikar adını taşıyan kılıçtır. Ki bu kılıç tüm inançsızlara aman dedirtmiştir. Cesaretimi ise yalnızca imanımdan almaktayım. Kafirler Hazreti Ali'nin bu cesareti karşısında ürperdiler. İçlerinden Merhab adında en güçlüleri çıktı. Hazreti Ali kafirlerin en güçlü adamını teke tek vuruşmada Zülfikar'ıyla alt etti. İslam ordusu bunu görünce şevke geldi. Cesareti ve yiğitliği herkesin yüreğini kabarttı. İslam ordusu hücuma geçti. Öyle bir cenk oldu ki Hazreti Ali asla sökülmez denilen Hayber'in kapısını tek başına açtı. Allah'ın izniyle kale fethedildi. Ez cümle yiğitlerin düşman karşısındaki en güçlü pusatı imanıdır. Onu kuşanınca alt edemeyeceği kimse yoktur. Hak yolunda cenge giden her yiğit bir Ali, onun için sallanan her kılıç bir Zülfikar'dır. Yeter ki siz de cesaretinizi imanınızdan alıp çarpışın. Ve sakın geri dönmeyin. Terken Hatun korkutur beni. Tez zamanda şu saraydan kurtulabilseydik. Korkunun kalbine girmesine izin verme. Onların en tesirli gücü bu. Nafile tehditlere zaaf gösterip hata yapmayacağız. Bir an evvel abimi kurtarmanın yolunu bulup bu saraydan gideceğiz. Canımızdan olmadan bunu başarabilecek miyiz? Gerekirse savaşarak canımızı vereceğiz. Ben bu sarayda tek bir gaye için dururum. O da abim Kılıç Aslan'ı kurtarmaktır. Onun yerini öğrenene kadar da Terken Hatun'un beni yıldırmasına müsaade etmeyeceğim. İşte Kuvel Sultanım, gizlice tedbirler aldık. Lakin yine de kendinizi tehlikeye atmasaydınız. Daha düne kadar bizim olan kale bugün sırtlanların elinde. Köklerini kurutmak için iyice tanımak gerek. Selçuklu'yla Bizans arasında ticaret anlaşması olmasa buraya bir tane bile Müslüman tüccar sokmam. Hepsinizin kağıtları var değil mi? Var efendim. Biraz teftiş edelim bakalım. Buğdaylar pek iridir, pek taze. Nereden getiririz? Buranın malıdır. Dışarıdan getirttirmeyiz. Bol bol verir her sene. Kolay gele. Sağ ol. Buğdayı niye sordunuz sultanım? Her sene bolca buğday yetiştiğine göre bizim bilmediğimiz bir su menbaı gelir Kuvel'e. Kuşatmada o menbaı bulup kesmek gerek. Ayrıca bu kadar bol buğdayla dışarıdan yiyecek gelmeden bir sene dayanırlar. Kuşatmayı buna göre tertiplemek lazım. İmparator Romanos'un yeğeni, amcasının Malazgirt'te babama esir düşmesinin hıncını yaşar senelerdir. Lakin diretmekte ısrar ederse amcasının mahpus talihi tekerrür edecek. Bir de demirciye uğrayalım. Pusatlarını ne cins demirden yaparlarmış öğrenelim. Sen! Seni ilk kez gördüm. Kimsin sen? Şelemzar'da tüccar kılığında devlete karşıymış gibi bir intiba uyandıracaksınız. Her yerde adamları var. Bu onların alakalarını celbedecektir. Ben de pazarda gerekli tertibatı kurmuş olacağım. Pazardaki bütün tezgahları geziyorsun ama hiç alıcıya benzemiyorsun. Tüccar mısın yoksa buraya teftiş için mi geldin? Tezgahları tek tek gezmemden ve henüz bir şey almamamdan tüccar olduğumu anlamalıydınız komutan. Zira biz doğulu tüccarlar fiyatlara bakmadan ve pazarlık etmeden mal satın almayız. İzin kağıdını göster. Tüccar Abdüsselam. Mühür ve yazı taze. Sanki birkaç gün önce yazılmış gibi. Oysa bu izinler yıllık alınır. Buraya gelip teftiş yapmak için hususi yeni bir evrak tertip etmişsiniz. Bu abadi kağıttır komutan. Dayanıklıdır. Lakin bakın en ufak sürtünmeyle hemen aşınmıştır. Güneşin kavurduğu yollardan geldiğimiz için kağıt yumuşamıştır. Velhasıl mürekkep ve mühür de sıcaktan yumuşadığı için yeni yazılmış gibi görünür. Akıllı adamsın Abdüsselam. Bundan başka bir cevap beni ikna etmezdi. Gittiğin diyarlara sadece Kuvel Kalesi'nin mallarını değil, komutan Andreas'ın aklını da götür. Bilhassa İsfahan'a. Komutan. Adımın manası selam olan Allah'ın kulu demektir. Ne kadar akıllı bir adam olduğunu İsfahan'a götüreceğim. Bir dahaki gelişimde ise ben sana İsfahan'dan selam getireceğim. Sultanlara yaraşır samur kürküdür. Sizin gibi asilzadelerimiz için getirdik. Kaç dinar istersin? Bak 3 dinardır, 2 versen kafi. Şu 1 dinara al, bereketini gör. Olur mu 1 dinar? Bir şey desene. Allah da hayrını gör. Hayırlı işler. Eyvallah. Devletin koyduğu kaideler belli. Bu çarşıda ticaret yapmanın bedeli 5 dinardır. Yapmayasın Tahsildar Efendi. Biz o 5 dinarı ne zor kazanırız bilmez misin? Bu yaptığınız düpedüz zulümdür. Ne dine yaraşır, ne töreye yaraşır. Bu vergiler Selçuklu fermanlarıyla töreye, kadı fetvalarıyla dine münasip görülmüştür. Sorgulamak sizin haddinize midir? Sizin bu yaptığınız Allah'ın şeriatı midir, kulların menfaati mi? Bana bak, ben burada başıbozukluk istemem. Ya verginizi verirsiniz yahut defolup gidersiniz. Ha. Hayrını gör. Zaten bir canımız kaldı almadınız. Bu gidişle Azrail'imizle siz olacaksınız. Bir gün elbet bu zulmün de sonu gelecek. Kolay gele. Sağ olasın. Daha gençlik yaşında da aşkınlarına düştüm. Daha gençlik yaşında da aşkınlarına düştüm. Daha gençlik yaşında da aşkınlarına düştüm. Pazarda gezer tilki de yâre değmesin kürkü. Pazarda gezer tilki de yâre değmesin kürkü. Kıldan incedir aklı da ben bir yangına düştüm. Kıldan incedir aklı da ben bir yangına düştüm. Pazarda gezer tilki de yâre değmesin kürkü. Pazarda gezer tilki de yâre değmesin kürkü. Devlet değil eşkıya sürüs. Onca yolu tep gel sonra gel burada haraç olur. Destur var mıdır yiğitler? Buyurasın. Uğradığınız zulmü işittik. Besbelli aynı dertten muzdaribiz. Niyetiniz halistir ama koca Selçuklu devletine karşı asilikle baş edemezsiniz. Ya çek git sen de onların adamısın. Bizi mi kandırırsın? Hemen celallenmeyin. Elinize gelen imkanı bilseniz böyle davranmazsınız. Ne imkandan bahsedersin efendim? Bakın yiğitler. Mazlumların en büyük hatası zalimlere karşı ayrı ağızlardan ses vermesidir. Gayrı haretteki obamdan kimse gelmeyecek buraya, orası kesin. Senin derdin nedir? Ben derim ki bir olalım. Bir ağızdan ses verelim ki ağzımız zulmün kubbesini titretsin. Biz bize yeteriz. Sen var git yoluna. Dur hele dur. Anlat bakalım ne dersin? Sizin gibi zulümden muzdarip olanlarla biz bir davaya baş koyduk. Törenin de şeriatın da hakikati o davadadır. Ne davasıymış? hiçbir şeyi uzaktan anlatmak da olmaz oğul. Özünü tatmak gerekir. Belli ki sizde bir cevher var. İsterim ki ben sizi o öze götüreyim. Bu özün bize derman olacağını nereden bilelim? Derdiniz hakkınızı almak değil mi? Bu yolda kaybedecek neyiniz olabilir? Kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktur. Ama bu yol biraz dikenlidir. Ayağınızı kanatır. İçimizi kanatan zulümden daha kuvvetli olacak değil ya. O vakit buralarda daha fazla kalıp paslanmayın. Hadi benimle gelin. Komutan Andreas. Emriniz üzerine tüccarlara sordum. O iki adam buğday ve demirle çok ilgilenmiş. Bir casusun düşman kalede bilmek isteyeceği en önemli şey teçhizat ve yiyecektir. Pazardan çıkmadan onları yakalayabiliriz. Müslümanlarla anlaşmamız var, unutma. İmparator Türklerle olan anlaşmayı bozmak istemiyor. Onun öfkesini üzerime çekemem. Pazardan çıktıktan sonra arkalarından adam yolla. Yakalasınlar onları. Kim olduklarını, ne istediklerini öğrensinler. Sonra da öldürsünler. Emredersiniz efendim. Yerinizde durun. İnin atlarınızdan. Hayrola? Ne diye kesersiniz yolumuzu? Size soracaklarımız var. Şimdi yetişmemiz gereken bir yer vardır. Suallerinizi bir dahaki gelişimize saklayın. Ya sorularımıza cevap verirsiniz ya da buradan bir adım öteye gidemezsiniz. Andreas bize dair şüphelerini gidermeden durmayacak belli ki. Kale civarındaki hasbirliğimize haber salın. Pusu atabilirler. Madem ki komutanınız kim olduğunu merak eder... Leşlerinizi gönderdiğimde iyice baksın. Zira bu korku dolu gözlerinizde kalan son şey... Sultan Melikşah'ın sureti olacak. Hayrola, niye durduk? İyi oynadınız yiğitler. Ama oyun buraya kadarmış. Şimdi sıra bizde. Benim yalnız kartallarım, aslan pençeli bahadırlarım. Nicedir ata ocağınızdan, ana yurdunuzdan ayrı vazifedesiniz. Düşman kalesi dibinde kayaları yastık, toprağa döşek, göğü yorgan bellersiniz. Merak etmeyesiniz. Vakti geldiğinde Kuvel Kalesi'ni fethedeceğiz. Bu gayenin öncü yiğitleri de sizlersiniz. Bu zorlu vazifeye talip olurken nihayetimiz isterse isimsiz mezar olsun. Yeter ki sultanımız sağ, devletimiz var olsun diye and içtik sultanım. Yalman, yiğidim. Vazife kılıcını kuşandığın gün vermiştik bu ismi sana. Kılıcın keskin yanı demektir. Bizi mahcup etmedin. Her daim devletin keskin kılıcı oldun. Gözün hiç arkada kalmaya. Ocağım benim ocağım. Yavrularım benim yavrularımdır. Gayri Allah'a emanet olasınız yiğitlerim. Ne oyunundan bahsedersiniz? Güvercin oyunu. Bazı avcılar gözlerine kestirdikleri güvercinleri yakalamak için aralarına hileci güvercinler gönderirler. Hileciler de güvercinleri kandırıp avcının tuzağına çeker. Bu oyunda avcılar zalimlerdir. Biz avcıların yakalayamadığı güvercinleriz. Siz ise bizi tuzağa çekmek için gönderilen Selçuklu hilecilerisiniz. Bizi aranıza davet eden sizsiniz. Madem Selçuklu casusu olduğumuzu düşünürsünüz, bizi niye davet ettiniz? Sizi buraya gönderen zalim avcılar oyuna gelmeyeceğimizi görsün, bilsin, ibret olsun diye. Yolunuz buraya kadarmış. Şüpheniz varsa gelin. Zalimler dururken size kılıç çekecek değiliz. Yoksa da yolumuzdan çekilin. Zulme karşı siz olmadan da mücadele ederiz. Madem bu kadar kararlısınız, hele gelin benimle şöyle. Oturun şöyle. İmtihan sizden emin olmak içindi. Şimdi kim olduğunuzu öğreneceğiz. Bakalım dediğiniz gibi Herat civarından mı gelirsiniz? Bu fitil benim suallerime göre tertip edilmiştir. Eğer tereddüt ederseniz cevap vermekte gecikirsiniz. O vakit bu fitil oturduğunuz zemini yakar, siz de kazıklara saplanırsınız. Görevli. Ama tüccarların casus olduğunu o değil, ben anlıyorum. İyi seyredin. İyi seyredin. İşini iyi yapmayanın başına ne gelecek iyice aklınıza kazıyın. Casusların arkasından gönderdiğim askerlerim değil mi? Kale civarında devriye gezerken rastladık efendim. Hepsi yerde ölü yatıyordu. Casuslar! 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 Efendim? Bu iki casus tek başına bu kadar askerimizi nasıl öldürebilir? Bu kadar adamı öldürmek basit bir casus işi değil. Türkler! Türkler kalemizin dibinde yapacaklarını yaptılar. Onlara cevabı onların topraklarında vereceğim. Hem de en sert şekilde. Herat civarında hayli çelik yatağı bulunur. Lakin senin pusatın Hint çeliğinden. Heratlı adam kendi toprağındaki çelik dururken Hint çeliğinden pusat neden yaptırır? Doğru bildin. Hint çeliğidir. Bizim o tarafta Herat çeliği işlenmek için değil, satılmak için çıkarılır. Bu sebeple Herat'taki obalılar pusatlarını Hint çeliğinden yapar. Herat'taki Hera Irmağı hangi dağın kaynağından çıkar? Deyin bakalım. Hangi ekinlikleri sular? Her ırmağı hiçbir ekinliği sulamaz. Zira suyu tuzludur. Irmakların tuzlu olduğu nerede görülmüş? Deniz suyu tuzlu olur. Irmağın suyu tatlı olur. Bu nasıl ırmaktır? Suyu acıymış, gözlerim yandı. Her ırmağın suyu tatlı olmaz. Buna iyi belli. Olur ki bir gün bilmen gerek. Evvela ırmağın geldiği yerlere bak. Tuzlu topraklardan geçiyor ise bil ki suyu acıdır. Neme lazım böyle bir malumat? Alemde hiçbir bilgi yok idir ki en ufak zerresi dahi beyhude olsun. Olur ki bir gün yabana attığın en küçük bilgi dahi seni ölüm kalım eşiğinde hayatta tutar. Yanlışım vardır. Her ırmağın suyu tatlı olmaz. Şayet tuzlu topraklardan geçerse o ırmağın suyu acılaşır. Her ırmağı da tuzlu topraklardan geçtiği için onun suyuyla hiçbir ekinlik sulanmaz. Sizin Herat'tan geldiğinize kani oldum. Bu imtihanlar size has değildir. Selçuklular aramıza casuslar sızdırmaya çalıştığı için yeni katılacak herkesi imtihan ederiz. Velhasıl siz bu imtihanı aştınız. Şimdi sizi hak ettiğiniz yere götürme vaktidir. Gelin benimle. Hekimler yaralıya tez baksın. Gümüş teyin üner, Mecidül Mülk, Tâcü'l-Mülk, müddet sonra sıra sana gelecek Nizâmü'l-Mülk. Sultan Melikşah saraya döndü Elçi Hazretleri. Tebdili kıyafettir. Yanındaki askerlerden biri de yaralı. 2 gündür ortada yoktu. Uzak bir yere gitmiş belli. Tez gidip o yaralı askerden neler olduğunu öğrenme için yara almış. Şelemzar'a gider bu yol. Yine mi oraya gideriz? Şelemzar zulüm çölüdür. Ben sizi o çölün ortasındaki bahaya götürürüm. Batınülerin mıntıkasına. Gören gözler için varacağımız mencil bir cennettir. Beni hiç çağırtmışsınız Hatun Hanım. Bahçede Elçin Hatun'la münakaşanıza şahit oldum. Bunca yıllık Sultan Hatun'usun. Sarayda bir misafire nasıl davranılır bilmez misin? Hele hanedan soyundan olan bir misafire. Beni sukutu hayale uğrattın Terken Hatun. Sultanımız Elçin Hatun'u bağışladı. Onun kararına itimat etmez misin? Ne haddime? Ben sultanımızın ve devletimizin izzetinden gayrı bir şey istemem. Lakin sizin de dediğiniz gibi bunca yıldır Sultan Hatun'uyum. Ve bu sürede devletimize zarar vermek isteyen nice kötü niyete şahitlik ettim. Ve öğrendim ki bir kez baş kaldıran düşman bir daha boyun eğmez. Türlü hilelerle içimize girip zehirlerini akıtmaya meylederler. Biz insanları kazanmak için yanımızda tutarız Terken Hatun. Devlet işlerine kaygılanmak senin vazifen değil. Bir kaygın varsa saraydaki cümle hatunların maruzat makamı benim. Bana diyeceksin. Senin tek bir vazifen var. O da karnındaki evladının sıhhatini düşünmek. Elçin Hatun konusunda seni daha evvel ikaz etmiştim. Böyle devam edersen tedbirler almak zorunda kalırım. Emrettiğiniz hediyeleri hazırladık Seferiye Hatun. Tez Elçin Hatun'un odasına götürün. Burası bizim hususi mıntıkamız. Selçuklu güya bize zulmetmiyormuş da hür bırakıyormuş gibi görünür. Ama aslında bizi belli bir yerde tutmak isterler. Burada sizler gibi zulümden kaçıp bize sığınan mazlumlarla kardeşçe bir yaşam sürme gayesi biliriz. Burada ticaret bizim usulümüze göre işler. Ah, ayranı gör. Dinar dirhem vermeden ticaret nasıl olur? Yalan dünyanın habis dirhemleri kardeşlerin arasına giremez. Burada ticaretten maksat kâr etmek değil, kardeşlerin arasındaki ihtiyaçları gidermektir. Ezelden beri kanla sulanmış dinarların bizi kirletmesine müsaade edemeyiz. Bu insanlar ne bekler? Bizim ocağımız kardeş ocağıdır. Garip gureba bu kazanlardan istediği vakit istediği kadar aş alır. Kimse de kimsin, necisin diye soramaz. Burada sen ben yok. Zulme karşı bir olmuş biz vardır. Saadet diyarı sanki. Buyurun. Gelin benimle. Ver imane, ver mahdiye bahşeda. 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 Yol göster bize ey yüce imam, bu karanlık diyarda. Burası kirlenmiş ruhların arındığı yerdir. Burası yıkılmış gönüllerin sığındığı yerdir. Bu gördüğünüz kimseler ilme vakıftır. Bu ayinle yüce imamdan yardım isterler. Biz de bu tadı tadalım. Biz de bu çeşmeden içelim. Vaktinden önce içerseniz şifa değil, cefa olur. Evvel usulü erkanı öğrenmeniz gerekir. Bu mertebeye ulaşmak için çok merhaleden geçmek gerekir. Bu mertebeye nasıl erişilir? Sabır ve sadakat ile. Gören gözler hakkın sesinden gayrı her şeye kör. Duyan kulaklar ise sağır olmalı ki o ses gönüllere sirayet edebilsin. Burada her mertebe bir fedakarlık ister. Siz daha bir kapıdan girerek bu hazza eriştiniz. Şu kapıyı görüyor musunuz? O kapının ardında olan nice kapılar daha dardır. Her kapının ardında burada hissettiklerinizin bin misli haz vardır. Bunca güzelliğe şahit oldunuz. Cemaliniz ile müşerref olduk. Lakin indi gitmek vaktidir. Burada kalmamıza müsaade yok mudur? Sabır da bir kapıdır. Evvela o kapıyı aşmak gerek. Bizi tanıdınız. Usulümüzü öğrendiniz. Eşiğimizi sabırla aşındıran herkese kapımız açılacaktır. Selamun aleyküm dervişan. Aleyküm selam Hacı Hazretleri. Nazarınız kadem, seferiniz vatan üzere ola. Gelişiniz selamet, mevziniz mübarek ola. Eyvallah. Hemedani Hazretleri ile hasbihal edecek idim. Zat-ı alileri müsaitler midir? İçeride hususi bir misafir vardır Hacı Hazretleri. Soluklanın isterseniz, size bir şey ikram edelim. Beklemek icap ettiğine göre... İçeride mühim bir misafir var demek. İmam Cüveyni'nin varisi içeridedir. Cüveyni ona sahilsiz umman dermiş. Sahilsiz umman. Bir soru yakar durur beni. Yıllardır bir hançer gibi ruhumu kanatır. Sanki gizli bir günah gibi kalbimi köreltir. Dirsek çürüttüğün rahlelerde, ezberlediğin kitaplarda cevabını bulamadığın ne ola? İlk gençlik yıllarımda medrese tahsili için gittiğim Cürcan'dan evime dönerken kervanımıza eşkıya saldırdı. Ve eşkıya Cürcan'da derslerde aldığım tüm notlarıma ve kitaplarıma el koydu. Kitaplarımı almak için yalvardığımda bana söylediği bir söz kalbime hançer gibi saplandı. Demek ki kitaplarını elinden alınca okuduğun bunca şeyden geriye hiçbir eser kalmıyor. Söylesene, bu nasıl bir ilimdir ki onu senden bir hırsız çalabildi? Eve dönüp 3 yıl boyunca aldığım tüm notları, kitaplarımı ezberledim. İlmi tüm yağmalara karşı koruyorum sanmışım. Ne büyük aldanma. Üstadımız Cüveyni'den yıllarca ders okudum. Üstadımızı ahirete yolcu ettik. Herkes onun matemiyle yanarken benim kalbim onun kürsüsüne geçemediğine yanıyordu. Onca bilgi arzu ve aldanışlarıma engel olamadı. Eşkıya'dan sonra şimdi de arzularımın benden çaldığı bilgi. Söyleyin efendim, gerçekten benim olan, kimsenin benden çalamayacağı hakikate giden gerçek bir yol var mı? Gel evladım, şöyle bir avluya çıkalım. Hoş geldiniz Hacı Hazretleri. Safa bulduk. Cüveyni'nin emaneti Ebu Hamid Gazali ile halleşir idik. Temaşa gönlü açar diyor, avluya çıkalım dedik. Meydanlar batınilere, akıl bulandıran sahte bilginlere kaldı. İlmin direği Cüveyni de ahirete göçtü. Şimdi ahalinin zihnini daha da çok bulandırırlar. Ben de bu hususta sizinle hasbihal etmek için gelmiş idim. Serin suyu hepimizi ferahlatan güzel bir kuyumuz vardır. Buyurun, ikram edelim, ferahlayalım. Sana zahmet, suyu çekesin evlat. Kova suyun içinde olduğu kadar su da kovanın içinde olaydı, hepimizi serinletirdi. Şimdi kendini de bizi de susuz bıraktı. İlmimiz de İslam'ımız da bu kovaya ne çok benzer. Sormalı değil mi? Biz İslam'ın içindeyiz. Lakin İslam bizim içimizde mi? Hırsızın suçu var da ev sahibinin suçu yok mu oğul? Kapılar örtülse, kovuklar kapansa, iman kalbi doldurup sımsıkı sarsa, sorarım sana, kim çalar, kim çaldırır? Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Lakin alem sahipsiz değildir Hacı Hazretleri. Siz hakkı ayakta tutacak bir kalem ararsınız. Gazali ise can suyunu arar. Hakla çarpan gönle şifa, hakkı yazan kaleme kudret, hakla kalkan kılıcağın sürettir ha. Sen çıldırdın mı Yorgos? Senin adına sahte tüccar Berat'ı düzenleyip bir de üzerine seni kınık obasına gönderemem. Başım belaya girer. Niye? Sen Şahbender değil misin? Hem Hristiyan tüccarların sorumlusu, hem bizim imparatorluğumuzun buradaki elçisisin. Yarın tüccar olarak o obaya gireceğim. Sen de gerekeni yap. Yapamam. Açığa çıkarsa Selçuklu beni yaşatmaz. Yorgos! Ah! Yapma! Ah! Ben seni Selçuklu'nun eline bırakmam. Ah! Ama sen benim dediğimi yapmazsan... Ah! Akşam evine döndüğünde... Ah! Karınla çocuklarının cesetlerini görürsün, kucaklarsın. Anladın mı beni? Anladım. Anladım. Demek vuruşmada yaralanmış. Tedbirli kıyafet olduğuna göre Selçuklu topraklarında vuruşacak hali yok. Aksi takdirde malumatımız olurdu. Muhakkak Kuvel Kalesi'ne gittiler. Ne çıkar ki bundan? Şayet orada bir vuruşma olduysa kale komutanının bu saldırıya karşılık vereceğini tahmin etmiştir. Bu sebeple o harekete geçmeden evvel kaleye elçi gönderip elini kolunu bağlayacaktır. Kaleye gidecek elçi ben olmalıyım. Her şey istediğimiz gibi gitmekteydi. Mıntıkalarına girdim. Makam kapılarına kadar yaklaştım. Bir kapı kapanır ise bir başkası açılır. Her kapıyı sırayacak vaktimiz yoktur Hacı. Sefer tertibatları ne vaziyettedir? Tâcü'l-Mülk ordu pazarına gerekli pusatlarını imal edilmesi için talimatı verdi. Emirler subaşılar da hazırlığa başladı. Nasıl bu kadar sakin durursun o vakit Hacı? Sefer başlamadan içlerine sızıp her şeyi açığa çıkarmak gerek. Onlar evvela kendilerini sevdirip sonra da sadakatinizi arttırmak için böyle bir yol icra etmişler. Biz de onların istediğini yapacağız. Yeni bir oyun kuracağız. Yarın Şelemzar'da panayır var. Batıniler de kalabalıktan istifade edip kendilerini anlatmak için mutlaka orada olacaktır. Kendimizi gösterip içlerine dahil olmak için büyük bir imkan. Elçin Hatun denilen yılanın zehri şimdiden herkesi felç etmiş. Seferiye Hatun hem sözleriyle hem de ona gönderdiği hediyelerle bana gözdağı verir. Hal buyken yılanın başını ezmek icap etmez mi hanım? Vaktinden önce ezmeye kalkarsak hata ederiz. Seferiye Hatun'un gözü üzerimizdedir. Elçin Hatun onun himayesindeyken o kadını bu saraydan göndermemiz mümkün değildir. Kaldı ki ben yalnız kendim için değil, sultanımızın ve devletimizin selameti için de o kadına mani olmak isterim. Aklınızdan ne geçer hanımım? karda yürüyüp izimizi belli etmeyeceğiz. Deveyi çekmek istersen evvela yavrusunun yularını tutacaksın. Elçin Hatun'un yardımcısı olan kızla yakınlaşıp onun güvenini kazan. Vakti geldiğinde onu da avucumuzun içine alacağız. Yemin tutarlar mı dersin? Başka çaremiz yoktur. İşaretimi aldığında bozkuş ahaliyi batınilere karşı kışkırtacak. Ortalık karışınca da batinileri ahalinin elinden kurtaracağız. Sen bu taraftan git. Tamam. Yerinize geçerseniz eğer başlayacak temaşa. Allah çocukların kahkahalarını hiç eksik etmesin kulaklarımızdan. Bunlar bizim hayat sevincimiz. Hoş gelmişsin şifacı. Hoş bulduk. Seni burada görmek ne alem. Hı? Alın şeker. Ha? Alın bakalım şeker. Hadi al. Al benim. Al. Şifa dağıtmak için çırpındığın yavrular bunlar mı? Öyle. Allah senden razı olsun. Senin ilmin sayesinde kurtuldular çok şükür. Ben de seni ziyaret edecektim zaten. Bugün söylediklerin kafamın içinde döner durur. Allah cümle nebate can vermiştir demiştin. Dillerinden anlamak, nefeslerini işitmek, gözlerine bakmak gerek demiştin. Ben de o dilden anlamak, o nefesi işitmek, o gözlere bakmak isterim. Turna Hatun, her şeyin evveli niyettir. Senin gönlün niyet etmiş. Artık ilim sana akacak, yol arayacaktır. Ne zaman istersen yanıma gel. Suallerine cevap bulmana, tabiatın dilinden konuşmana yardım etmek isterim. Tabii elimden, dilimden geldiğince. Sağ olasın. Sağ olasın. Usludur hele, boz yele. Sır Dağı'na daha çok yolumuz var. Hem bu yollar çok tehlikeli. Bizi bekleyen geçitler çok dar. Seni düşüncesiz yaramaz oğlan. Ben bu tehlikeli yollara sapmam. Çok yoruldum tezin sırtımdan. Yoksa aşağı atarım seni, hiç acımam. Ben seni cesur bir at diyebilirdim. Oysa içimde ürkek bir tavuk varmış. Koskoca boz yele. Bir fare görünce korkup kaçarmış. Öyle mi? Sen şimdi görürsün. Beni niye attın sırtından? Onu bana korkak derken düşünecektin. Seni yaramaz oğlan. Her yer tehlike doluyken bu kadar temkinsiz olmak niye? Göz göre göre yalnızca deliler gider ölüme. Kuyu sokağına gel, Turna. Niye geldin? Ne işin vardır Şelemzar'da? Herkes gibi pazara geldim. Ne vardır bunda? Neden bu kadar öfkelenirsin? Babam onları değil, hususi seni tehdit etti. Bir daha Şelemzar'a ayak basmayacaksın dedi. Kusura bakmayasın Turna Hatun. Tehditlere kulak asmaya pek alışık değilim. Canının da mı kıymeti yoktur? Can benim canım değil midir? Sen niye bu kadar endişe edersin? Doğru, can senindir elbet. Bana ne? Ben kan dökülmesinden endişe ederim. Bir insan pazara gelmek için canını bu kadar tehlikeye atmaz. Hakikati söyle, niye gelirsin? Hem niye böyle giyindin? Kendi az kıyafetlerimi giyip Emir İlteber'in gözüne mi atsaydım? Eyvah. Hadi git artık. Canından olacaksın yoksa. Sefer için gerekli asker ve teçhizatlar hazır olunca kış bitmeden yola düşeceğiz sultanım. Sefer yollarında bu şekilde tespit ettik. Bu civarlardaki casuslarımızdan gelen haberler nedir Hacı? Geçen kış sert bastırmış sultanım. Bu kış daha da sert olacak imiş. Demek ki kış bitmeden bu yollardan gidersek ordumuz helak olur. Seferler tez vakitte değil, en münasip vakitte tertip edilmeli Tâcü'l-Mülk. Kar boran bastırırsa, mancınıklar, hayvanlarımız ve nice teçhizatımız da helak olur sultanım. Gördün mü? Ne kaldı elimizde? Daha hedefe varmadan bozguna mı uğrayacağız? Seferler yalnız askerle olmaz. Tabiat şartlarını bilen alimlerle, gidilecek yolları bilen kılavuzlarla irtibatta olmak lazım gelir. Seferi tekrardan tanzim edesin. Anadolu meselesi bir an önce açığa kavuşmalı ki bütün kuvvetlerimizi önce Kuvel'e, sonra da Konstantiniye'ye çevirelim. Av talimi için hazırlıklar başlasın Tapar. Emredersiniz sultanım. Andreas topraklarımızda bir işe kalkışmadan önünü almak gerek Kamaç. Kuvel Kalesi'ne göndereceğimiz münasip bir elçi gelsin. Emredersiniz sultanım. Kardeşlerim, müderrisler, fakihler Kur'an'ı bize yalnızca okuturlar. Ama okumak değil, bilmek gereklidir. Bilmek için de derununa inmek, batınına vakıf olmak gereklidir. Ancak böylece dünyamızı ve ahiretimizi kurtarabiliriz. Be hey gafil! Be hey gafil! Sen gibi sefilin haddi midir ki Allah'ın kelamını fakirlerden daha iyi tefsir etmek ha? Sen kendini ne bellersin de bu ümmete rehberlik etmeye kalkarsın? Ey ümmeti Muhammed! Ey ümmeti Muhammed! Bu şarlatan dinimizi tarif etmeye çalışır. Gelin bu nifaka geçit vermeyelim! Geçit vermeyelim! Geri çekin! Geri çekin! Hayır söyle! Destur! Hayır söyle! Geri çekin! Geri çekin! söylersin de benim ahalimi galyana getirirsin. Bu da nereden çıktı? Ben ahalinin imanını kurtarmaya gayret ederim. Onları hakikatin özüne davet ederim. Size burada bir mıntıka tahsis edildi. İtikatınızı kendi mıntıkanızda yaşayın. Sapkınlığınızla benim ahalimin aklını karıştırmaya çalışmayın. Buna müsaade etmem. Asıl sapkınlık vaaz ettiğimiz hakikati tahkir etmektir. Sana da kulak vermeni salık veririm Emir İlteber. Gittiğin yol hak yolu değildir. Bey melun, asıl hakikat sizin gibi sapkınların kellesini devirmektir. Yetsiz zulmünüzden kurbanlar demiş. Yakalayın soysuzları! Kim attı bunları? Yakalayın onları! Kolay gele elçiler. Sağ olasın. Kuvel Kalesi'ne tez elçi göndereceğiz. Daha evvel Bizans topraklarına elçi olarak gitmiştiniz. Kuvel'e dair ne malumatınız vardır? Hudutta olduğu için hem askerleri çoktur hem de çok tüccar gelip gider. Hazırlıkları yapıp 3 gün içinde varabiliriz. Orası bizim için Anadolu'ya geçiş kapısı olacaktır. Lakin Bizans da orayı kilit olarak görür. Burada bulunanlar arasında Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar vardır. Markos İncil'inden Mesih'in kainliğini anlatan bir söz. Her kutsal çarmıh pazarında Kuvel'in ahalisi toplanıp bunu okur ve çarmıh pazarı denilen kutsal günleri başlar. Ne demektir yani bu? Kutsal çarmıh pazarında Kuvel'in ahalisi mutluluk ve neşe veren ne var ise onu yapar. Öyle günlerde orayı tetkik etmek, ahalinin ağzından malumat almak daha kolay olur. Ve bu bayramları henüz başladı. 3 günü beklemeden tez gidilmelidir. Sen gelesin benimle Hasan. Yiğit pençenle bizi şeytanların elinden kurtardın. Cemalinde görelim ki tanımış olan. Sen bizim için başını ortaya koydun. Şimdi her yerde izini süreceklerdir. Siz ki zalimlere açılan cengin sancaklarısınız. Bizim canımızın bir emniyeti yoktur. Aziz olasın yiğit. Ama bir refiğimiz de Gaddar İlteber'in eline düşmüştür. Benim can kardeşimin ellerindedir. Bir şeyler yapmak icap eder. Ortalık durulana kadar göze görünmeyiz. Hürri yamacına varıp beni orada bekle. Elbet bir hal çaresine bakacağız. Gaddar İlteber'in adamları. Peşimizdeler. Siz ormanın içlerine doğru gidin. Ben onları üstüme çekeceğim. Böyle de görüşeceğiz. Çelikleri acı kuvvetimiz nasıl bükermiş gösteririm size. Şelemzar'dan beri peşindeyiz. İzini yitirmeden yiğittik çok şükür. Sen de konuştun Behram'la. Kabul etti mi senin işlerini? Daha değil. Evvela Aslantaş ve diğer tutsakla ilgili ne yapacağına karar verecek. Bana böyle de beklemem söyledi. Orada görüşeceğiz. Tek gitmeyesin. Biz de gelelim seninle. Gizlice kollarız seni. Siz beni tasa etmezsiniz. Gizlice geldiğiniz anlaşılırsa her şey suya düşer. Haydoğdu, olup biteni Hacı'ya haber veresin. Onunla görüşmemiz icap eder. Siz beni ormanda bekleyesiniz. Görüştükten sonra yanınıza geleceğim. Hadi. Sultanım. Demek elçilik vazifesine sen münasipsin Hasan Sabbah. Yine en mühim vakitte gösterdin kendini. Ferman buyurursanız sultanım. Fermanı benden akıl ve bilgi alır. De bakalım, Kuvel Kalesi hakkındaki malumatın nedir? Kaleyi 5000'in üzerinde asker muhafaza eder. Zahire ve pusattan yana ivedi ihtiyaçları Konstantiniye'den gelir. Gemilerle Karadeniz kıyısına indirilir. Oradan da Kuvel'e taşınır. Bu nakil yolu onların can damarıdır. Bugüne dek Kuvel'le hiçbir işin olmamıştır. Niçin bu kadar teferruatlı bir malumata sahipsin? Şahsımın bir işi olmamıştır elbet. Lakin devletimin işi vardır. Bilirim ki yüce gayelerimiz yolunda Kuvel Kalesi mutlak hedeftir. Öyle mühim bir yere dair bilhassa da biz elçiler her daim maluma sahip olmalıyız. De bakalım o vakit. Kuvel komutanının elini kolunu bağlayabilmek için onu daima bizden yana korkutmak mı icap eder? Daima değil sultanım. Yeri geldikçe korkutmak icap eder. Zira elimizde ona karşı en güçlü koz kendi devletine karşı kışkırtmaktır. Amcası İmparator Romanos, Malazgirt'ten sonra merhum sultanımız Ebu'l-Feth Alparslan ile bir sulh anlaşması yapmıştı. Birbirlerine itimat etmişlerdi. Lakin Bizanslılar Romanos'un gözlerine mil çekip onu öldürdüler. Kale komutanına amcasına yapılanları hatırlattıkça imparatorluğa olan kinini kaşımış oluruz. Bu da bizim işimize yarar. Elçilerimiz ilmi siyasetin inceliklerine böyle vakıf olmalı. Vazife senindir Hasan Sabbah. Kuvel Kalesi'ne git ve devletimizin kudretini onlara göster. Ne buyurursunuz bu hususta sultanım? Behram'ı elimden alan kimdi? Nereden bilelim biz kim oldun? Size sır olan bize ayan mıdır? Hala mı konuşmazsınız? Lakin ben sizin dilinizden anlarım. Canım cennete gidecektir. Canım cennete gidecektir. İbret ve alem olsun diye etlerinizi Şelemzar meydanında parçalatırken göreceğim sizi. Davamızın yiğit bir refiğinin canına kıydılar. Ununu kurban olan başı için, davamız için intikamını almaya yemin olsun. Gaddar İlteber'den de intikamımızı alacağımız vakit gelecek elbet. Ama evvela Rüstem Refik'imizin hayatını kurtarmak icap eder. O fedailerimizin arasında en muhteberidir. Ve bizim hakkımızda en mahrem sırlara vakıf olan. Rüstem Refik'imiz can verir de sır vermez. Ama İlteber'in de onu hangi usulle konuşturacağı belli olmaz. Ağzından laf alabilmek için her yolu deneyecektir. Ben geçmişte bir defa İlteber'in köşküne girmiştim. Çetin bir kale gibi korunaklıdır. Etrafındaki duvarlar tahkim edilmiştir. İçerisi gergef gibi karmakarışıktır. Girişi olup da çıkışı olmayan tünellerle doludur. Oraya yüreği pek, aklı keskin birinin girmesi icap eder. Beni Gaddar İlteber'in pençesinden kurtaran bir yiğit vardı. Vaktiyle davamıza iştirak için gelmişti. Ama sabır ve sadakat imtihanı olsun diye göndermiştim. Hem Rüstem Refik'imizle beraber onun arkadaşı da Gaddar'a esir olmuştur. Bu vazifeyi yerine getirmek için maharetleri de kâfidir. Yakalanırsa da arkadaşı için girdiği düşünülür, bizi tehlikeye atamaz. Âlâ vazifelendiresin o yiğidi. Hasan, Melikşah'ın seni Kuvel Kalesi'ne elçi olarak göndermesi yükselmen için mühim bir fırsattır. Şeytan Selçuklu'yla kafir Bizans arasında köprü ol. Böylece ikisinin de ipleri elimizde olsun. Komutan Andreas'ın kalbindeki Selçuklu kinini köpürt. Köpürt ki iyice bize mecbur kalsın. Behram, görüşeceğin yiğide meseleyi açtın da evvel bekle ki vazifeye kendi talip olsun. Vazifeyi ifada tereddüt ederse öldür. Köşke gireceğimiz malumat kimsede kalmasın. Başulu ana. Başulu ana, daha yeni atlattın hastalığı. Sen istirahat edeydin. Ben alakadar olurdum. Sıhhatim iyidir kızım, sağ ol. Satın almaya gelenler mühim tüccarlarmış. İhtimam göstermek gerekir. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş gelmişsin. Başulu Hatun. Kolay gelin. Sağ olasın Korkut Bey. Kimmiş bu mühim tüccar, bilir miyiz evvel mi? Yok, evvelden gelmedi. Gelmedi ama Hristiyan tüccarların mesulü olan Şahbender Dukas hususi haber gönderdi. Belli ki varlıklı tüccarlardır. İnşallah bereketli bir satış olur da bu kışı rahat atlatırız. İnşallah. Bak oğul, ben Oğuz beyleriyle yaylak kışlak meselelerini görüşeceğim. Onlarla sen alakadar olursun. Müşteri olasın beyim. Obamıza çok akçe kazandıracağım. İnşallah oğlum, inşallah. Gelirler. Hadi bakalım, kolay gele. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Ben bu obanın beyi Korkut. Ben de tüccar Mihail. Biz Anadolu ve Konstantinopolis'e çalışırız. İstediğimiz nitelikte malları bir türlü bulamadık. Şahbender Dukas var. Obanızdan çok methedince biz de gelmek istedik, görmek istedik. İyi demiş. İsabet buyurmuştur. Kürklerimiz Samur'dan, derilerimiz Manda Gönü'ndendir. Kilimlerimiz de has Türkmen işlemesinden. Daha nicesi de hazırdır. Zaten istediğimizi bulunca çok kazançlı bir ticaret olacak Korkut Bey. İnşallah. Hayır, şüpheniz olmaz. Ama ben bir demirciye uğrasam önceden iyi olacak. Hayırdır? İşte yolda atımın nalı kırıldı. Yeni nal çaktırmam gerekecek. Bir Türk obasından daha iyi nal yapan bir yer bulamam sanki. Doğru dersin. O vakit oğlum Togan size refakat etsin. Hem demirci de işinizi görürsünüz, hem de tezgahımızı gezersiniz. Buyurun gidelim. Bakmayın. Malum. Karıncanın da hissesini işitmemiz gereken demdeyiz. Kusur ne kelam. Takdire şayansın. Buyur yiğit. Bize ettiğin iyiliğin karınca kararınca mükafatı. Başını daha fazla belaya sokmayasın. Bunu garip gurebaya dağıtırsınız. Benim gözüm altında gümüşte değil, davaya yararlı olmaktadır. İlteber'in elindeki tutsak kardeşlerimiz ne olacak? Onları zalimin eline mi bırakacağız? Onları ben kurtarmaya çalışacağım. El mecbur. Başka çare yok. Selametle kal, aziz yiğit. Ben kurtaracağım onları. Siz bu davaya lazımsınız. Madem bir kere kendimi ateşe attım, ya o ateşten tutsak kardeşlerimle birlikte çıkarız, ya da ben de o ateşte can veririm. Şayet yarın şafak vaktine kadar ateşten sağ salim çıkarsan, seni can diye bağrımıza basacağız. Aziz yiğit. Hacım. Melikşah'ım. Her vakit güzelsin. Lakin bugün ayrı bir ışık vardır üzerinden. Ebe hatunlar kuvvetle muhtemel oğlan olacağını söyler. Oğlumuz olacak. Ellerimle yaptığım bu melik börkünü doğacak evladımıza takmak nasip olur inşallah. Terken, bana öyle bir muştu verdin ki yere göğe sığmaz gönlüm. Ömrün şad olsun. Ömrüm ömrünle birlikte olsun. Sana bir değil, bin ömrüm feda olsun. Avluğa gidecek misin? Gözün arkada kalmasın. Kurulmuş okun kayan yıldız gibi akıp hedefini bulsun. Sağ olasın Terkenim. Şayet bir oğlum olursa kumdağını kendi avladığım kurdun postundan yapacağım. Yolun açık ola. Hacı'ya haberi gönderdim. Buraya mı gelecektir? Şelemzar'da buluşmamız icap ederse Cenup'taki orman bayırında buluşuruz diye karar etmiştik. Islıklı ok. Hacı. Nedir bu olup bitenler? Aslantaş'ın zindana atılması hiç iyi olmadı. Ben Behram'ı kurtarırken Aslantaş'ı tevkif ettiler. Emir İlteber'in askerleri peşimdedir. Behram'a tutsakları ben kurtaracağım dedim. Sabaha kadar mühlet verdi. Neyden sebep vazifeyi üzerine aldın? İtimatlarını kazanmanın tek yoluydu. Teklifleri de imtihandı. Kabul etmesen beni de öldüreceklerdi belli ki. Hey, doğru düşürmüşsün aklına. Lakin senin oraya gitmen canını tehlikeye atman demekidir. İlteber'le bizzat görüşüp tutsakları elinden alacağım. Benden haber bekleyesin. Siz alırsanız Sencer nasıl batineleri götürecektir Hacı Hazretleri? O da benim askerlerimin elinden kurtaracak. Nizâmü'l-Mülk'ün askerlerinin elinden kurtarmak, İlteber'in köşkünden kurtarmaktan daha çetinidir. Bu da batinilerin gözünde Sencer'i daha da bir parlatacaktır. Yediğimizi, içtiğimizi, giydiğimizi hep kendimiz imal ederiz. Şu demirlerin cevherini dahi Karadağların bağrındaki yatağından söker getiririz. Böyle güçlü oklar görmemiştim. Bütün oba bu oklarla mı avlanır? O oklar satılık değil tüccar. Oklar hususi yiğitlerimizedir. Herkese değildir. Nal çakılmaya hazırdır. Nalı taş değil de çekiş tepmiş gibi. Hiç görmedim böylesin nal kırığı. Bozkırınız zorludur. Atlarımın nalı zayıf kaldı. Ne yaptığını sanırsın Balaban? Adamı ahiret suallerine tutar gibi rızkımızı mı kaçırtacaksın? O vakit satın alacağı mallara baksın. Sen de ona satacağım malları göster beyoğlu. Bu obanın hususi yerleri, mahrem malumatları vardır. Gözümüzü yabanın üzerinden ayıralım mı? Tüccarak ben refakat ederim. Benim mesuliyetimdedir. Sen haddinden büyük işlere karışmayasın. Sürek avında yalnız karada koşan mı avlanacaktır Melik Hazretleri? Kuş kuşlanmadan olur mu hiç? Okların hepsi uzun olunca öyle sandım. Yazı yabanda kuş kuşlamak için daha kısa oklar makbuldür, malum. Kısa oklarla kuş kuşlamak da hünerli avcıya makbuldür. Anlaşılan yaman bir avcısın Elçin Hatun. Yerli yatan karadağlarımızın avlağında çok sürek avına gittik. Mavi gökte uçana da, yağız yerde kaçana da çok vurduk. Nicedir hasretini çekerim. Av tertibatını görünce kendimi tutamadım. Mazur görün. Bizim sürek avlarımız av için değil. Avcılarımızı görebilmek içindir. Etrafımda hünerli avcılar görmek bana da avın tadını verecektir. Bir at daha çekesin Kamaç. Kısa oklar da alasın. Anadolu'daki avlaklar nicedir bilmem. Lakin bu diyarlarda dağlar zorludur. Avlaklar ise tuzak gibidir. Temkinli olmakta fayda var Elçin Hatun. Ava giderken av olmayasın. Merak buyurmayınız sultanım. Okum hedefini bilir. Bu da ne demektir böyle? Bu hatun çok ileri gitti. Çok. Sultanla avluğa gidecek kadar haddini aştı. Bir an evvel bu hesap görülmeli. Bir an evvel. Hacı Nizâmü'l-Mülk Hazretleri. Safalar getirdiniz Hacı Nizâmü'l-Mülk. Bu şerefi neye borçluyuz? Öfke, bir makamın en büyük düşmanıdır Emir İlteber. Hele hele senin mevkiinde bir zatın daha da mutedil olması gerektir. Meydanda ahaliden birinin başını almak da ne ola? Alelade biri değildir. Sapkın batinilerden biridir. Saygısızlık etti, hak ettiğini buldu. Bugünlerde devlet teamüllerini pek aklına düşürmeziz. Bilirsin ki batıniler imtiyazlıdır. Temaşa eder gibi baş alamaz. Size de o obadaki sözlerinizi hatırlatırım Hacı Hazretleri. Şelemzar'da benim hükmüm geçer. Devletimiz onlara ayrı bir mıntıkada yaşamaları için müsaade verdi. Lakin sapkınlıkları benim topraklara bulaştı. Devletin mizanı ziyadesiyle hassasidir. Bozulsun da istemeyiz. Sen de bu mizana uymak ile mükellefsin. Şimdi mizanı yerine getirmek için derdest ettiğin iki mahkumu bana vermeni isterim. Onlar benim topraklarımda bana saygısızlık etti. Malumdur ki devletimiz Şelemzar'da dahili işlere müdahale etmez. Bu senin dahili işlerini aşar. Cümle Selçuklu mülküne sirayet eder. Huzur bozulsun istemeyiz. Hem suça sürükleyen senin baş kesmendir. O iki mahkumu ver, mesele kapansın. Koskoca Hacı Nizâmü'l-Mülk alelade iki batini için buralara kadar mı geldi? Asi başları götürmekten imtina etmeyen devletimizin huzuru alelade bu iki batini yüzünden mi bozulacak? Bu ısrar nedendir Hacı Hazretleri? Devletin huzuru mevzu bahis olduğunda Nizâmü'l-Mülk her yere gider. Değil ki batini bir karınca için dahi fizana gider, kelamda tekrir ederim. Mesele aşikardır. Onlar benim tutsaklarımdır. Üstelik mesele kadıya intikal etmiştir. Benim topraklarımda bana asilik edenleri kanunlar önünde yargılayacağım. Bu benim selahiyetimdedir. Bu iş çok su kaldırır. O suda da ilk boğulan sen olursun Emir İlteber. Ben sadece onları değil, seni de kurtarmak isterim. Öfkeni dizginleyip aklı selim davranasın. Ben diyeceğimiz dedim Hacı Hazretleri. Hele ki bana el kaldıran hadsizi ibret olsun diye Şelemzar meydanında asacağım. İyi. Sen sana yapılan saygısızlığın karşılığını vermek isteriz. Şunu iyi belle. Devlet de kendisine yapılan saygısızlığın karşılığını gün gelir elbet verir. Onu ikaz ettim. Lakin o hep başına buyruk davrandı. Ne işe yarar bu? Bu sıvıyı kandilin içine boşaltacaksın. Kandil yandıktan bir vakit sonra etrafındakileri tesiri altına alır. Ve yavaş yavaş aklını kaybeder. Bir deliği kimse yakınında barındırmak istemez. Ama merak etmeyesin. Saraydan ayrıldığı vakit sıhhatine kavuşacaktır. Bana başka bir yol bırakmadı. Tez git. Burçak denen o kızı oyala. Oyala ki ben de onun odasına girebileyim. Çocuklar, savaşçılığınız gözlerimi kamaştırdı. Söyleyin bakalım, kime özenirsiniz de böyle güzel vuruşursunuz? Ben obamızın eski beylerinden Atsız Bey'e özenirim. Onun gibi olmak isterim. Güzel. Peki bugün obanızdaki en yiğit kişi kimdir acaba? Ona özenmez misiniz? Obamızın en yiğidi Sencer abidir. Ben de ona özenirim. Onun gibi kılıç çalabilen de yay çekebilen de yok. Atı bile atların en şahbazıdır. Hangisi? Sağdaki mi? Evet. Türk atları dünyanın dört bir yanında meşhurdur. Biraz yakından görmek isterim. Buyurun. Çocuklar çok hizmet ettiğine göre önemli bir yol olmalı bu Sencer. Gelişi gidişi belli olmayan bir avaredir. Babamıza bela getirmekten başka da bir meziyeti yoktur. Anladım. Bilhassa tırnakları güçlü. Bu yüzden en zor yerlerde bile dört nala kuşar bunu. Burası Alexios'un öldüğü yer. Neden görmek istedin burayı? İntikamımın izini sürmeye buradan başlayacağım. Onu öldüren muhafızın atın izleri. Vaziyet nedir Erbatur? Babama el kaldıran o hadsiz bulundu mu? Henüz değil Turna Hatun. Ama askerlerimiz peşindedir. Meraklanmayız. Onu yakalamadan da dönmezler. Kimsin sen Cemil? Kim? Şimdi bir de sana dert anlatmamız gerekecek. Hakikati herkes öğrenecek. Gerçek yüzünü göstereceğim. Ben ölsem de ağabeyim Kılıç Aslan'a sadakatlerinden ve onu kurtarma gayelerinden vazgeçmesinler. Bu gayenin önünde kim varsa düşmanımızdır. Bu düşmanları ortadan kaldırmaktan çekinmesinler. Hain. Hain. Biliyordum. Biliyordum. İhanet kanı içmiş zehirli bir yılan olduğunu biliyordum. Seni kendi zehrinde boğacağım. Kutsal Çarmıh pazarında bize mutluluğu ancak düşmanlarımızdan intikam almak verebilir. Öldürülen askerlerimizin karşılığını Selçuklu'ya misliyle vereceğiz. Sizler avuçlarında kan taşıyan ölüm meleklerimsiniz. Onların topraklarına hayalet gibi sızın. Üstlerine kabus gibi çökün. Arkanızda hiçbir iz bırakmadan askerlerini öldürüp ruhlarına korku salın. İçimizi yakan bu intikam ateşini kanla söndürün. Selçuklu elçisi geldi. İçeri gelsinler. Sultan Melikşah'ın selamıyla. Onun adına sizinle konuşmak için geldim. Kale komutanı Andreas. Sultan Melikşah bizi hatırladı demek. Sultan Melikşah komşularını asla unutmaz. Ben de şu meşhur pazarınız neden kapalıdır diye düşünürdüm. Meğer kutsal çarmıh pazarını kutlamak için bütün tüccarları ve askerleri huzurunuza çağırmışsınız. Acıyı da kutsal günü de birlikte yaşarız biz. Tıpkı mutluluğumuzu ve öfkemizi paylaştığımız gibi. İçeri geçelim. Biz avı çoktan kıstırdık Sultan Melikşah. Sana demiştim o kolda vuramayacağını. Burada kıstırmış olmam lazımdı. Biz kıstıracaktık. Sizin kısma varması imkansız da nasıl olur? Marifet avın peşinden koşup yakalamakta değil, onu tuzağına çekecek kabiliyeti göstermektedir. Birliğimi öyle bir kıskaçlayaydım ki senin kovalamaların benim kucağıma düşürdü. Üstelik av peşinde koşarken etrafına da bakınmadın Elçin Hatun. Kendini de tuzağa düşürdün. Bu civarda yırtıcı hayvan çok olur. Kan kokusunu alıp üşüşmeden av otağına geri dönelim. Askerler geyiği getirir. Ya! Zehri bırakmamışsınız hanımım. Lüzumu kalmadı Firdevs. Öyle bir şey buldum ki Elçin Hatun o kadar uzun kalamayacak bu sarayda. Sultanımız bu vasiyetnameyi okuduğunda bana inanacak. Şüphelenmekte ne kadar haklı olduğumu gözleriyle görecek. Üzerindeki mühür o hatunun ölüm fermanının mührüdür. Hatun Seferiye Sultan. Hatun Hanım. İşittim ki avluğa gitmek için hazırlanmışsın. Nedir sana bu ani kararı aldıran sebep? Dağ havasının şifa alacağını düşündüm. Başkaca bir sebebi yok. İyi düşünmüşsün. Lakin şifayı dağ havasında değil, istirahatte bulmak daha makbuldür. Nice vakittir saray dışına çıkmam. Sultanımızla beraber avlakta olmak bana da iyi gelecektir. Hepimiz seninle karnındaki evladımızın saatini düşünüyoruz. Lakin yol uzun. Gebeliğine iyi gelmez. Evvelki evladının kaybı hepimizi ziyadesiyle üzdü. Aynı hadiselerin vuku bulmasını istemezsin değil mi? İstemem Hatun Hanım. Bu eşyaları toparlayın. Çaşnıgül şerbet kaynatmış. Firdevs. Tez git söyle, getirsinler. Terken Hatun'a şifa olsun. Açlıktan karnımda kurtlar olur. Burası da inadına avlak gibi. Boğaz tokluğunun sırası değildir bozkuş. Ateş yakarsak yerimiz belli olur. Hacı gelir. Kurtarabildin mi onları? Katır gibi inada binmiş. Vermedi. Burası benim hükmümü yürüdüğü topraklardır dedi. Meseleyi de kadıya intikal ettirmiş. Öyle ki haklı. Obada kendisine mani olmamıza karşılık verir belli ki. Gayrı başka bir yoldan halledeceğim. Başka çaremiz yoktur hacı. Sabaha kadar mühlet verdiler. İşlerine sızmak için son şansımızdır. Senin kurtarmaya gitmen demek, canını tehlikeye atman demekidir. İlteber'in tedbirleri had safhadadır. Gerekirse içlerine girmen için başka bir yol deneriz. Deneyemeyiz. Başka imkanımız kalmamıştır hacı. Sen demez misin katır gibi inada binmiştir diye? İlteber Aslantaş'ı da idam eder. Onları benim kurtarmamdan başka çare yoktur. Anadolu'ya yapılacak seferi durdurmak için işlerine sızmamız gerek. Ey o vakit. Yalnız sen tek başına girersin. Dördünüz birden olmaz. Haydoğdu, Ayaz Bozkuş da sana refakat edip dışarıda tedbir alsın. Ben de gerekeni yapacağım. Ziyaretimizin sebebi burada yazılıdır. Sultanımız ticaret anlaşmalarına riayetinizden ötürü memnundur. Biz de Selçuklu Devleti olarak topraklarımızdaki Bizanslı tüccarları, sarrafları, şahpenderi, ahaliyi ve bil cümle Bizans'a ait ne var ise himaye etmeye devam edeceğiz. Hepsinin nerelerde olduklarını, neler yaptıklarını, bütün irtibatlarını teferruatlarıyla bildiğimizi hasreten bilmenizi istedi. Sultana karşı şükran doluyuz. Eğer ilişkilerimiz iyi giderse aramızdaki anlaşmalara imparatorluğu sokmaya bile gerek kalmaz. Amcanız İmparator Romanos da Malazgirt Muharebesi'nden evvel merhum Sultanımız Alparslan ile bir anlaşma yapmış idi. Lakin sözünde durmayınca Sultanımızın Malazgirt'te neler yaptığı malum. Söyleyecekleriniz bittiyse askerim sizi uğurlasın. Komutan Andreas'ın kalbindeki Selçuklu kinini köpürt. Köpürt ki iyice bize mecbur kalsın. Söyleyeceğim şu ki, kime kurt, kime kuzu olacağınızı iyi seçin Komutan Andreas. Biz bugünkü sözlerimizi her daim dünü hatırlayarak söyleriz. Siz de maziyi hatırınızdan çıkarmayın. Melikşah'ın sözleri ne anlama geliyor efendim? Adamlarımızın ölümünde onun da dahli var. Eğer bir karşı harekete kalkışırsak topraklarındaki Bizanslılar üzerinden karşılık vereceğini söylüyor. Onun için elçi gönderip gözdağı veriyor. Ne yapacağız efendim? Saldırı için hazırlanan özel birlik kalsın. Ne yapacaksak Yorgos üzerinden yapacağız. Ve elçinin söyledikleri içimdeki kini kabarttı. Baltın ilerle aramızı iyi tutmamız gerek. Onlar bize lazım olacak. Düşmanımızın düşmanı dostumuzdur. Burada biraz soluklanalım. Emredersiniz Elçi Hazretleri. Ben atımı otlatayım, siz de istirahat edin. Hayrola Elçi Hazretleri? Ağaçlardaki ok izlerine bakılırsa vuruşma burada olmuş. Lakin 5 kişi olmadıkları belli. Takviye bir kuvvet gelmiş olmalı. Kuvel Kalesi civarında konuşlanmış gizli bir takviye kuvvet. Eğer onların izini bulabilirsek Selçuklu'nun belini kıracak koz elimize geçer. Ormanın ötesinde bir höyük ve burada bir su kuyusu. Urgan ıslak. Belli ki buradan her daim birileri su içer. Selamünaleyküm. Çok dalma yolcu. Kuyunun dibinde kaybolursun. Ve aleykümselam. Şükür kuyunun dibini gördük, kaybolmayız. Peki ya sen? Burada hudut boylarında çobanlık etmekten korkmaz mısın? Tabiatın koyunu bizim için en emniyetli yerdir. Bir koyunumuz var, bir canımız. Kim ne yapsın bize? Siz de kılınıza bakılırsa devletli adamlarsınız. Esas sizin burada ne işiniz ola? Kuvel'de vazifemiz vardı. Atlarımızı otlatmak, susuzluğumuzu gidermek isterdik. Şükür ki tabiat bize kucağını açtı, istediğimizi aldık. O vakit uğurlar ola. O höyük Melikşah'ın adamlarının yatağı, bu kuyu sulağı, bu yiğiden de o adamlardan biriydi. En kör nokta şurası, oradan gireceğim. Sabah karşı nöbetçilerin yemek vakti. Mutfağa girip kılık değiştireceğim. Yemeklerine uymalarını sağlayacak 1001 delik otundan atacağım. İstediklerimi getirdim. Bu otlar uyku için. Bu da lokma ruhu. İçeride işini kolaylaştıracaktır. Siz tetik doğasınız. İçeride kargaşa çıkarsa girersiniz. Ayaz. Sen. Buraya gel. Kim? Ben mi? Evet sen. Ne bu gece vakti kopuz tıngırdatısın be adam? Gönlüm azıcık neşelensin dedim. Gel sen de neşelen. İmdi gösteririm ben sana neşelenmeyi. Bir gece zindanda kal da aklın başına gel. Katilin o olduğundan tamamen emin misin? Atının nalındaki desenlerle kardeşimin öldüğü yerdeki nal izleri birebir aynı. Odaya gelişin gidişin belli değilmiş. Belalı birisiymiş. Anlaşılan Sencer dedikleri özel bir savaşçı. Sencer'in çadırını buldum. Annesiyle birlikte yaşıyor. Ama hala gelmedi. Ne yapacağız? Dingilimizi kırma oyunuyla gece burada kalmayı başardık. Sabaha buradan ayrılmak zorundayız. Daha fazla kalamayız. Madem o gelmedi, o zaman biz ayağımıza getirmesini biliriz. Sen kimsin? Ben yeniyim ama. Bunlar nöbetçilere. Haberim yoktur yine bak geldiğinden. Benim de oldu. Nerede kaldın be? Öldük açlıktan. Seni hiç görmedik daha evvel. Yasir nerede? O rahatsızlandı biraz. Ben yeni yamam. Afiyet olsun. Sağ ol. Vasiyet devlete isyan etmek manasına gelir. Bunu Hatun Ana'ya da söylemek gerek. Elçin Seferiye Hatun'un gözünü boyamış. Bu vasiyetnameyi görse dahi bize inanmaz. Bu meseleyi biz halledeceğiz Mahmelek. Sultanımız askerle avluğa dağılmadan yetişeceğiz. Emir Tâcü'l-Mülk haber gönderdi. Gereken her şey tertip edilmiş Terken Hatun. Bugün Birce beraber avlakta koşturup avülleştik. Lakin dileğim odur ki bir gün düşmanlarımıza karşı omuz omuza cenkleşip zaferler dileşelim. Anadolu sükunete kavuştuğunda bu birliğin en mühim bağı sen olacaksın inşallah Elçin Hatun. Teveccüh buyurdunuz sultanım. Malumdur ki bütün gayem bu yöndedir. Allah bize dilediğimiz kutlu günleri de göstersin. Sultanım, İsfahan'dan haber geldi. Anadolu hakimliğine vekil tayin edilen Ebul Kasım, İsfahan yakınlarına varmış. Huzurunuza çıkmak dilermiş. Ebul Kasım'a haber salın. İsfahan'da beklemesin, buraya gelsin avluğa. Emredersiniz sultanım. Ebul Kasım gibi sinsi fitnebazlar aramızda durdukça bizi bir kılacak bağların hasıl olması zordur sultanım. Sözlerini iyi tartasın Elçin Hatun. Zira bu söylediklerin yanlış yerlere varır. O adam Atam Kutalmışoğlu'nun ardından az mı oyun çevirdi? Her daim onun makamında gözü olduğunu bilmez miyiz? Anadolu hakimliği onun gibi fitnebazların değil, Kutalmışoğullarının hakkıdır. Ne cüretle bize ahkam kesersin? Siz de Ebul Kasım da sultanımızın buyruğundasınız. Bir hak var ise onu da sultanımız adaletle tayin eder. Sen de dahil payına ne verilirse ona riayet etmekle mükellefsiniz. Sofraya birliği, dirliği, hayırları dileyerek oturduk. Ola ki irademiz münakaşa edilmeye kalkılır, kine sebep olan ne varsa ortaya dökülürse, o vakit adaletimizden payına düşen hiç hayır olmaz. Elçin Hatun. Gün ayrı çoktan. Yol gözümle büyüdükçe büyümekte. Az kaldı ana. Telaş etmeye yetişeceğiz. Yasir! Daha hızlı arabacı. Daha hızlı.